Evet, önemli günler geçiriyoruz. Onun için bu canlı yayında içinde bulunduğumuz dönemle ilgili düşüncelerimi, gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. Umarım gönlünüz ferahtır. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım sizin ve sevdiklerinizin böyle kaygılardan uzak bir durumu vardır ama zor. Zor ve gerçekten çok zor. Şimdi özel bir durumdayız. Ben notlar aldım. Onun için konuşurken size ara sıra bu notlara bakacağım. Elimden geldiği kadar derli toplu konuşmak istiyorum. Bu konuşmamda önce bu içinde bulunduğumuz durumlar nedir? Ondan söz edeceğim. Ondan sonra sağlık konusunda konuşmak istiyorum. Daha sonra da ilişkiler konusunda neler yapabileceğimizle ilgili ve nelerin farkında olursak bu dönemi daha sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz. Ondan bahsetmek istiyorum. Evet, zannederim yıllar sonra bu dönemle ilgili kitaplar çıkacak. Eminim ben filmler yapılacak ve tarih kitaplarında yer alacak. Öyle özel bir dönemden geçiriyoruz ve bu sadece Türkiye için değil, sadece Avrupa için değil, tüm dünya için ve tahmin ediyorum bu ölçekte ilk defa oluyor. Çünkü dünya bu kadar entegre değildi daha önce. O bakımdan gerçekten eşi benzeri olmayan özel bir dönemden geçtiğimizin farkında olalım. Yıllar sonra üzerinde konuşulacak bir durumdayız. O bakımdan ben size öneriyorum, hem siz hem de çocuklarınız için bir anı defteri alın. Bugün sizin için hiç önemli olmayan, farkında, yani üzerinde bile durulması önemli olmayan bazı gözlemler, konular. Bundan 20, 30, 40 yıl sonra insanlar okuduğu zaman aa diye üzerinde durabilirler. O nedenle ilk baştan söyleyeyim, bir anı defteri oluşturmanızı, almanızı, çocuklarınız için de aynı şeyi söyleyin. Tutmaya başlarsanız iyi olur. Bilinmeyen çok, bilinen az ve bu çok önemli bir şey. Hakikaten bilinmeyen çok, bilinen az ve bütün tedbirlerimizi, düşüncelerimiz bu bilinen az alanda kurgulamak durumundayız. Bilinenler çerçevesinde hareket etme durumundayız. Şimdi genel bir bakış olarak şöyle yöneldiğimizde herhangi bir ortamda, durumda eğer bilinmezlik fazlaysa orada olumsuz duygular üremeye başlar. Biz insan olarak bundan kaçamayız. Mutlaka bu olacak. Yani belirsizlik fazlaysa kendimizi güvende hissetmeyiz ve kendimizi güvende hissetmediğimiz andan itibaren bizim insan olarak genetik programlamamız böyle kaygı, korku, endişe, stres ve ondan türeyen duygular devreye girmeye başlıyor. Efendim depresyon, çöküntü, neşesizlik bunlar girmeye başlıyor ve bu bizim immün sistemimizi de, bağışıklık sistemimizi de etkilemeye başlar. O bakımdan farkında olalım. Bu belirsizlik herkesi etkiliyor. Sizi de etkileyecek. İnsan olduğumuzdan dolayı etkilemeye devam edecek. Bunu önce kabul edelim. Bir belirsizlik var. Benim burada altını çizmek istediğim çok önemli bir kavram var. O da şu. Bir, hayat şimdi burada yaşanır. Başka bir çaremiz yok. Hayat şimdi burada yaşanır. Ve şimdi burada geçmişimiz var. Şimdi burada geleceğimiz var. Şimdi burada bugün üstünde durmak istediğim hadise şu. İlgilerimiz ne? Onun üzerinde durabiliriz. Neyle ilgileniyoruz? Bir de şimdi burada etki alanımız ne? Şimdi sadece ilgilendiklerimiz üzerinde durup etki alanımızla ilgili bir şey yapmazsak
güçsüz durumdayız, bir gelecek yaratamayız. Şimdi nedir mesela ilgilendiğimiz şey? Bizim ilgi alanımız içerisinde olan şey. Televizyonları seyrediyoruz. Dünyada neler oluyor onu görüyoruz. Amerika'da ne oluyor, İspanya'da ne oluyor, İtalya'da ne oluyor. Değişik ülkeler neler yapıyorlar, ne gibi bir tavır içerisinde oluyorlar onları görüyoruz. Peki etki alanımız içerisine giren ne? Etki alanımız içerisine giren şu. Bildiklerimiz çerçevesinde nasıl bir davranış sergileyebiliriz? Neler yapabiliriz konusu var. Bu çok önemli bir şey. Ondan dolayı mesela ben şunu görüyorum sık sık çevrede. Efendim memleketin ekonomisi şöyle, böyle şey olur mu? Müthiş israf var diyor adam. Fakat mesela evinde damlayan musluğu tamir etmiyor. Işıkları açık bırakıyor. Türkiye'de 3 milyon ev damlayan muslukları tamir etmese, yanan ampulleri aldırmasa memleket ekonomisini etkiler. Yani ne kadar pis ya sokaklar deyip kendi evinin önünü temizlemeyen insanların durumuna düşeriz. Yani herkes evinin önünü temizlese temiz bir şehir oluşur, mahalle oluşur kavramından hareket etmek lazım. Onun için etki alanımız ne konusuna çok 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 dikkat ediyorum. Benim bizim ülkemizde gördüğüm en yaygın davranış hatalarından bir tanesi. İlgi alanımızla ilgili çok zaman harcıyoruz. Ne olup bittiğini öğreniyoruz, malumat öğreniyoruz. Ama kendimiz karar verip davranışımıza bunu nasıl yönlendireceğiz konusunda o kadar titiz değiliz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu benim üstünde önemli durmak istediğim bir kavram. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra ben sağlık konusuna girmek istiyorum. Evet, bir kere virüs yeni bir virüs. Bu COVID-19 adını vermişler. Zannederim 2019'da olduğundan dolayı ve korona anladığım kadarıyla bir virüs türü ve bu da 2019'da kendisini gösteren bir şey. Onun için adına COVID-19 demişler. Anlamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar ve orada bir gizem var. Kolay kolay birdenbire çözülecek durumu yok. Bunun felsefesini yapabilirsiniz ama karşımızda hakikaten evrenin karşımıza çıkardığı muazzam bir muamma var. Şu anda aşısı yok, tedavisi yok, üzerinde çalışıyorlar. Zaten aşısı bulunsa dahi şu anda bizi etkileyecek durumda değil bu. Ve genellikle aşılar öyle oluyor ki virüs yeni bir forma geçiyor ve aşı o eski formunu ancak koruyabiliyor veya bizi koruyabiliyor eski durumundan. Yeni değişimlere pek etkisi olmuyor. Şimdi içinde bulunduğumuz durum yepyeni bir durum ve herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı halde ne yapacağını da pek bilmiyor. Belirsizlik var. Bu belirsizlik içerisinde uyanan kaygı var, korku var, endişe var ve birçok yönden bu kaygılar etkisini gösteriyor. Ekonomik hayatta gösteriyor, siyasi hayatta gösteriyor. Felsefi hayatta da gösterecek, göreceksiniz bunlar çıkmaya başlayacak. Bildiğimiz bir şey şu, COVID-19 virüsü yaşlıları çok etkiliyor. Hastalık durumları olan, özellikle bağışık sistemleri zayıf olan insanları etkiliyor. Ölüm oranları orada yüksek oluyor. Bazı insanlar bağışık durumu iyi ise eğer bunu atlatabiliyorlar ve anladığım kadarıyla o kadar da çok bir hasar olmuyor. Eğer bağışık sistemleri güçlüyse çocuklarda, gençlerde, hatta bazıları bunu atlatmış oluyor. Atlattığının dahi farkında olmuyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla
bizim farkında olmamız gereken iki şey var. Bir, korunmak. İkincisi de bağışıklık sistemimizi güçlü kılmak.